Kemal öğretmen tahtaya sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki görseli verilen modeli asıyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Besinler yemek borusu ile mideye ulaşır. Evet, yemek borusundan sonra mideye geçecektir. Sindirim ağızda başlar. Evet, sindirim ağızda başlar. İnce bağırsakta tamamlanır. Besinler mideden kalın bağırsağa geçer. Ancak yanlış bir ifadedir. Mideden sonra ince bağırsağa geçmektedir. Besinler midede sindirilmeye devam ederler. Doğru bir ifade olduğu için cevap C olacaktır. Şemada verilen bilgilerden doğru olanlar için D yönü, yanlış olanlar için Y yönü takip edilerek ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Safra yağların fiziksel sindirimini yapar. Evet, doğru bir ifadedir. Midede hem fiziksel hem kimyasal sindirim olur. Bu da doğru bir ifade olduğu için birinci çıkışa ulaşacaktır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi midenin özellikleri arasında yer almaz? Besinler burada bulamaç haline gelir. Evet, doğrudur. Çünkü midede kasılıp gevşeme hareketinden dolayı bulamaç haline gelmektedir. Hem kimyasal sindirim hem de fiziksel sindirim gerçekleşir. Evet, doğru bir ifadedir. Besinlerin emilimi sağlanır. Hayır, midede değil, ince bağırsakta emilim sağlanmaktadır. Yapısında düz kas bulunur. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap C şıkkıdır. Numaralandırılarak verilen organlar ile görevleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Besinleri mideye ileten yemek borusudur. O yüzden A 2 olacaktır. Büyük yağ moleküllerinin parçalanmasına yardımcı olan safra sıvısını salgılayan karaciğerdir. O yüzden 3 B olacaktır. Yağların sindiriminin bittiği yer ise ince bağırsak olduğu için cevap C şıkkı olacaktır. Şekilde sindirim sistemine ait yapı ve organlar gösterilmiştir. Buna göre Ahmet'in bilgi verdiği organ resimde kaç numara ile gösterilmiştir? Bilgiye bakalım. Kimyasal sindirimin tamamlandığı organı ve burada sindirilen besinlerin kana karıştığını söylemiş. Bu özellik ince bağırsağa ait olduğu için ve 4 numaralı bölüm ince bağırsak olduğu için cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki organlar yapı ve amaçlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? A, C ve D şıklarına baktığımızda karaciğer, mide ve bağırsakları görüyoruz. Bunlar sindirim sistemine ait organlardır. Ancak B şıkkında böbrekleri görmekteyiz ve böbrekler boşaltım sistemi organı olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıda vücudumuzdaki bir organa ait bazı özellikleri verilmiştir. Özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Özelliklere baktığımızda midenin üzerinde karın boşluğunun sağ tarafında yer aldığını, safra sıvısı ürettiğini ve deriden sonra en büyük organımız olduğunu söylemiştir. Özelliği verilen organ karaciğer olduğu için doğru cevap D şıkkı olacaktır. Yukarıda görselde sindirim sistemine ait bazı yardımcı organlar ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 numara ile gösterilen kısım zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan güreye çevirir. Evet, karaciğeri görmekteyiz. Doğru bir ifadedir. 1 numaralı kısım deriden sonra vücudumuzun en büyük organıdır. Evet, karaciğer deriden sonraki en büyük organımızdır. 2 numara ile gösterilen organ sindirime yardımcı organlardandır. Evet, zaten bize yukarıda da yardımcı organ olduğunu söylemişti. 2 numaralı ile gösterilen kısım yağların mekanik sindirimini kolaylaştırmada görev alır demiş. Ancak böyle bir görevi olmadığı için cevap D şıkkı olacaktır. Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisiyle ilgilidir? Ağızdan ince bağırsağa doğru azalır. Enzimler kullanılmaksızın besinlerin parçalanıp küçük hale getirilmesidir. Dil, diş, mide ve bağırsak hareketleriyle gerçekleşir. Bu özelliklere baktığımızda enzimler kullanılmadan besinlerin küçük parçalara ayrılması fiziksel sindirim olduğu için doğru cevap D şıkkı olacaktır.
Aşağıda sindirim sistemine yardımcı organlar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Şemada verilen bilgilerden doğru olanlar için D yönü, yanlış olanlar için Y yönü takip edilerek ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Karaciğer proteinlerin sindirimine yardımcı olur, yanlıştır. Karaciğerden salgılanan safra sıvısı yağların fiziksel sindirimine yardımcı olmaktadır. Pankreas sindirim için önemli salgılar yapar. Evet, doğrudur. Pankreas öz suyu salgılamaktadır. Bundan dolayı üçüncü çıkışa ulaşacaktır.